Rakipler artık Alanya Spor'un kendi üstüne geleceğini varsayarak hazırlanmak durumunda olacaklar. Hala da Ömer Hoca'nın dönemindeki gibi oynuyor Ankara Gücü bu arada. Hele ki Antalya Spor'da direkt savunma teknik direktörü gibiydi. Ersun Hoca açısından oyun çeşitliliği sağlayabilecek bir altyapının üstüne geldi. Ümraniye Spor inşallah orta yaparlar diye bekledi. Trabzon Spor'da her seferinde orta yaptı. yaptı. Trabzon Spor'un maçlarını alması için birilerinin şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor. var mı ekranlarında Anadolu Ekspresinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hikmetle birlikte Anadolu takımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de ilk olarak Alanya Spor'dan başlamak istiyorum. Ee, Akdeniz Ekibinde bir teknik adam değişikliği oldu. Faryol'ün yerine Ersun Yanal'la anlaşıldı. Ee, burada sana e, bu teknik adam değişikliğinin oyun açısından neleri değiştirdiğini, nelerin evrileceğini sormak istiyorum. Buyur. Alanya Spor şimdiye kadar oyunu oynama biçimiyle ta diğer takımlardan daha farklı olduğunu hissettiren bir takımdı. Çift taraflı bakmaya çalışıyorum. Alanya Spor bir teknik adam ararken daha fazla oyunun denge unsurunu ön plana çıkartacak. Daha fazla sahayı dikine ileri doğru kullanmaya çalışacak bir teknik adamla anlaşmak istiyordu. Bunu biliyorum. Ersun Hoca tarafından bakıyorum. Ersun Hoca tarafından da sahayı 3'e böldüğünde dengeli bir biçimde dağıtılabilecek kadrolar içerisinde herhalde Alanya Spor Lig'deki takımlardan biraz daha öne çıkabilirdi çalışma olasılığı açısından. Ersun Hoca da Alanya Spor'da çalışmak isterdi muhtemelen. Hani böyle bir teklif olmasaydı dahi. Şimdi bu teknik adam değişikliği direkt ilk maçtan bariz bir biçimde sahaya yansıdı. Alanya Spor'un oyun yönü değişti en başta. Alanya Spor'da ne vardı? Rakip takımlara derdi ki, işte Farioli bunu hatta basın toplantılarında da söyledi. İşte önde baskı uygulamayı seven takımların e, maç önü toplantılarında demişti ki işte benden gelin geride topu alın. Şimdi Alanya Spor bundan çabucak sıyrılmış en başta. Oyunun yönü ileri yönlü değiştirilmiş. Rakibi davet etmekten ziyade rakibin üstüne ben geliyorum hissiyatını veriyor Alanya Spor. Başakşehir maçında bunu net olarak gördük. Topu eveleyip gevelemeden birinci bölgede çok fazla çevirmeden direkt ikinci ve üçüncü bölgeye geçmeye çalıştıklarını gördük. Bu da Ersun Hoca'nın dokunuşlarından bir tanesidir. Şimdi sizin kendi takımınıza ne kadar tesir ettiğiniz elbette önemli fakat karşı takımın size bakış açısı daha da önemli. Alanya Spor'a takımlar nasıl hazırlanırdı? Önde planlı ve tuzaklı bir baskıyla, işte yapabildiği kadarıyla, yeteneği, bütçesi el verdiğince, takımın ekonomik yapısı müsaade ettiğince bunu yapmaya çalıştı herkes Alanya Spor'a. Alanya Spor'u kimse kendi gerisinde bekleyip de işte savunmasında istediği kadar top çevirsin. Hani bize lazım değil dediğini görmedik. Mutlaka bir şekilde birli, ikili, üçlü baskılarla top almaya çalıştılar. Alanya Spor'da bu algı değişti. Rakipler artık Alanya Spor'un kendi üstüne geleceğini varsayarak hazırlanmak durumunda olacaklar. Ankara gücü maçında bunu göreceğiz net olarak. Ben Alanya Spor'u bir adım önde görüyorum ki Ankara Gücünün e, Ömer Hoca dönemindeki futbol anlayışını çok beğenen birisi olarak. Hala da Ömer Hoca'nın dönemindeki gibi oynuyor Ankara Gücü bu arada. Beşiktaş maçında da benzer nüvelerini gördük. Rakip doğru basmalıyım algısından sıyrılacak bir kere Alanya Spor'a çıkarken doğru yerleşip açık vermemeliyim moduna geçecek. Çünkü artık atakta olan bir Alanya Spor. Evet. Var. Şimdi öncesinde rakibe bana gel benden topu al diyen bir Alanya Spor vardı. Şimdi rakibin üstüne giden bir Alanya Spor var. İki tane çok farklı anlayış söz konusu burada. Oyuncuların daha fazla serbestliğe sahip olduklarını gördüm. Efecan Karaca, Yusuf savunmada Furkan mesela illa da pas yapmalıyım zarureti olmadığında oyuncuların ekstra paslar da deneyebildiğini gördük. Farioli döneminde stoperin iç koridora direkt top attığını görmemiştik. Farioli döneminde kanatlarla paslaşmadan, kanat beklerle alışveriş yapmadan mesela sol tarafı kaçırıyorsan sağ taraftaki oyuncularla muhtemelen şurada bir üçgeni birkaç sefer kurman gerekiyordu Farioli döneminde. Şimdi buradaki anlayış biçimi de değişti. Efecan forvet arkasından kanada yaklaştığında iç oyuncusunu da buraya yaklaştırdığında forvete olası dikine pasları atabiliyor. Bek oyuncuları, stoperler aynı şekilde. Farioli'nin temel ideal futbol anlayışının dışında olan şeylerden bahsediyoruz tabii ki. Ersun Hoca artık çok tecrübeli bir teknik adam. Vestel Manisa döneminde inanılmaz ofansif bir futbol oynatıp ligin işte belirli bir sürecinde liderliğe oynattıktan sonra düşme potasına kadar gerileyen bir takım görmüştük. Fenerbahçe'deki agresif ön alan baskısıyla ona anmıştık. O dönemde oynadığı futbol çoğu otorite tarafından beğeniliyordu. Trabzonspor sürecinde ve Antalyaspor sürecinde farklı bir Ersun Yanal'a dönüşmüştü. Hele ki Antalyaspor'da direkt savunma teknik direktörü gibiydi. Hani ben önce oyunu tutayım, gerekirse 0-0 bitsin diyen bir anlayışı vardı Ersun Hoca'nın ama bunu bu şekilde yaparken bireysel olarak oyunculara da müthiş dokunuşları vardı. Gökdeniz Bayraktar yükselişini sürdürseydi Türkiye'nin şu anda en kaliteli kanat oyuncularından biri olacaktı. Antalya Spor zamandaki dokunuşlarından söz ediyor. Şimdi Alanya Spor'da dokunacağı çok fazla isim var. Efecan'a serbest tanıyor. Efecan istediği gibi geziyor dolaşıyor saha içerisinde mobil. Yusuf aynı şekilde bu potansiyeli taşıyan bir oyuncu. Leroy Fer savunmadaki ekstra aksiyon alma zaruretinden sıyrılmış futbolu oynamaya odaklanan bir moda girmiş durumda. Her açıdan Oyunculara dokundu. Oyunculara dokunuşu olacaktır. Ve oyuncuları ben daha serbest, daha rahat, daha fazla inisiyatif alabilen bir futbol anlayışıyla sahaya çıkmaktan daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süre zarfında. E, takıma kattıkları mutlaka vardır. Savunmadan pasla hiç çıkamayan bir takıma sahip olmak bence çok zor olurdu. Ersun Hoca açısından oyun çeşitliliği sağlayabilecek bir altyapının üstüne geldi. Ben Alanya um. bundan sonra seyir zevki daha yüksek, rakipleri açısından daha zorlu maçlar oynayacağını düşünüyorum. Alanya Spor'un da kabuk değişimini konuştuktan sonra Trabzonspor-Alanedemir Demirspor maçını sana sormak istiyorum. Trabzonspor elinde e, Ümraniyespor'a karşı kaybetmişti. Ve bu aslında mağlubiyet bir şeylerin başlangıcı olabilir mi? Çünkü yönetim anlamında da e, Ağol'un istifatından sonra takımda belki de bir çözülme, bir konsantrasyon eksikliği vardı. Kez daha bu Ümraniye spor maçına da yansıdı. Bu maça da yansımaya devam eder mi? Trabzonspor geçen sene şampiyon olduktan sonra yaz döneminde geçirdiği o transfer sirkülasyonu sürecinde ben Abdullah Hoca'nın çok uzun vadeli Trabzonspor'da kalmayacağından yana kanaat belirtmiştim. Hani hep fikrimin odağında o vardı. Abdullah Hoca uzun süre kalmadı. Çünkü giden oyuncuların profillerine bakın, gelen oyuncuların profillerine Hiç bakın. Örtüşmüyor. Hiç örtüşmüyor. Hiçbir biriyle alakası yok. Takımın ana arterini sağlayan oyuncuların profilleri de taban taban azıt değişti. Kanatta e, inanılmaz bir oyuncu vardı. Wakayeme. Onun yerine alınan Trezege bambaşka bir oyunun oyuncusu. Sağ tarafa yapılan hamlelerin hiçbirisi tutmadı. Canini bir maçta 10 üzerinden 8'lik hatta maçın içerisinde bile 10 üzerinden 8'lik ve 10 üzerinden 2'lik performanslar arasında gidip geliyor. Bu kadar istikrarsız ve birbiriyle alakası olmayan bir kadrodan bir futbol anlayışı çıkarmak zor. Oyuncu kaliteleri çok yüksek. Ona hiç sözüm yok. Trabzonspor'un mesela bugün oyuncularını serbest bıraksanız bir tane serbest oyuncu kalmaz. İşte Naci'sinden tutun Trezeges'ine kadar en az üçer talibi olur her birisinin. Ama burada takım kimyası oluşturmak çok ciddi bir mesele. Trabzonspor'un ben Ümraniye maçından galip ayrılabileceğini düşünüyordum. Hani en azından 1-0 gibi bir skorla galip ayrılabileceğini. Ama bir önceki Bazel maçında yaptığı hataları tekrar ederse Ümraniye'nin Trabzonspor'a problem çıkaracağını burada konuşmuştuk. Trabzonspor enteresan biçimde yine orta saha merkezini boşalttı. Yine daha fazla kanatlara odaklandı. İki tane orada Eyfel Kulesi gibi stoper varken onlara ısrarla orta yaptırdı. Ve bu ortaları Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez ikilisine yaptırdı. Yani onları hedef alarak orta yaptılar. Şimdi 1.60'lık Abdülkadir'e 1.95'lik Epureyano ile kafa topuna çıkarmak çok makul bir seçenek değil. Ben zaten futbolda doğru orta haricinde devamlı orta deneyerek skor bulmaya çalışan takımları anlamıyorum. Bu sanıyorum ki futbolcuların bilinç altındaki bir ezber. Eğer teknik adam bunu ki ben zannetmiyorum hani devamlı Abdülkadir Ömür'e orta yapın. Yani hiç akıl kârı değil. Çok makul bir seçenek değil. İşte oraya bir tane uzun adam atarsınız kanattan oradan buradan ya da çeşitli zaman dilimlerinde stoperi öne atarsınız ona top atarsınız. Etrafında santriforunuzu gezdirirsiniz tamam ama her kanat akınında erken orta yaptı Trabzonspor sağdan soldan. E top yere indikten sonra panik atak yaşayan bir stoper oyuncusu. Yaşından dolayı ve fiziksel ağırlığından dolayı. Abdülkadir Ömür her topu yere indirip içe doğru kat ettiğinde Trabzonspor pozisyon buldu. Yay civarında her yapılan al-ver ilişkisinde ikiden fazla pasta Ümraniye Spor savunması yanlış konumlandı. Her Trabzonspor'un set oyununda Ümraniye Spor inşallah at orta yaparlar diye bekledi. Trabzonspor da her seferinde yaptı. Yap. Şimdi burada mental olarak çok ciddi bir dağınıklık söz konusu olduğunu görüyorum. Geçen sene şampiyon olan takımla bu sene kendi sahası iç dış fark etmez. Maçlarda gösterdiği performansa baktığımda iki tane başka takım görüyorum ben sahada. Ve iki tane başka teknik direktör görüyorum. Hamşik, Uğurcan Geçen seneden bahsediyorum. Cornelius, Vakayeme. Bu oyuncular demek ki takımın Belki teknik değil. taktik işlerliğini sağlama anlamında %60'ıymış. Şu anki tablo onu gösteriyor. Bu oyuncular gittikten sonra geriye kalan oyunculara baktığımızda Abdullah Hoca sadece ve sadece taktiksel olarak birkaç dokunuş yaparak takıma tekrar aynı futbolu oynatacağını düşünüyor sanıyorum. Fakat oyunculardan aynı yanıtları alamıyorsun. Profiller çok farklı. Seninle daha önceki programlarda da konuştuk bunu. Eren şimdi mesela gözden düşmüş vaziyette. Larsen sol tarafta oynuyor. Larsen sol tarafta sağda oynadığından daha iyi oynuyor. Enteresandır ama işte kendi profili bazında solda daha iyi diyebilirim. Trabzonspor'un bek oyuncuları Trabzonspor'un bugün oynamaya çalıştığı oyuna uygun mu? Onlar da bu oyuna uygun değil. Santrforlar da oynanan oyuna uygun değil şimdi Bakasetas gibi şutör bir oyuncunuz varken buna şut imkanı yaratmayıp her pozisyonda Abdülkadir Ömür'ün bireysel driplinglerine kalıyorsanız burada taktik anlamda da bir Sıkıntı zafiyet var, söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor inanılmaz kaçırıyor fakat kaçırma gerekçesi beceriksizlik ya da oyuncuların son vuruş kalitesizliği değil. Trabzonspor 3. bölgedeki pas ve şut tercihlerini yanlış yaptığından dolayı çok fazla gol kaçırıyor. Abdülkadir Ömür'e kafa topu attığınız için kaçırıyor. Maxi Gomez'i devamlı sırtı dönük topla buluşturduğunuz için kaçırıyor. Savunma arkasına oyuncu kaçırabilecek kadar rakibi öne çekemediğiniz için kaçırıyor. Ondan sonra işte zorlama şutlar başlıyor. Direktten dönen toplarda da Abdülkadir Ömür'ün bireysel performansı olmasaydı o atayı yakalayabilir miydi Trabzon? Hı hı. O soru o pozisyona getirir miydi Ümraniye'yi? O da soru işareti. Trabzonspor'un sahaya yerleşimi Ümraniyespor maçında 2-4-1-3 gibi oldu. İki tane stoper, önünde dörtlü bir blok, bir tane serbest oyuncu, üç tane forvet türevli türevinden oyuncu. Net bir golcüsü var mı Trabzonspor'un? Yok. Trabzonspor'un maçlarını alması için birilerinin şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor. Ümraniyespor çok fazla bir şey yapmadı. 3-4-3 dümdüz 3-4-3 olarak dizildi. Bir önceki maçta da oynadıkları gibi. Üçlü beşli geçişlerinde sadece alan vermemeye çalıştı. Bu alanı da vermemeye çalışırken o kadar geride konumlandı ki. Aslında Trabzonspor şu civara oyuncuları sokabilseydi penaltı noktasına doğru. Yani iç koridordan inip bu son dönemin trend varyasyonlarından birisidir. İç koridordan sıfıra inip geriye doğru çıkarma olayı. Bütün İngiltere'deki bütün teknik ekipler bunları zaten otomatik olarak takımlarına yüklerler. Yani bir seçenek olarak ceplerinde durur. Recep Hoca bunlara tedbir alamıyor olmasına rağmen Trabzonspor'dan 3 puan aldı. Trabzonspor'un savunmadaki problemleri de Mesela örnek olarak göstereyim. Trabzonspor'un kendi sağından geliyorlarsa savunma olabildiğine geriye yerleşip orada konumlanmaya çalışıyor. Ciyopisi de şuralara sokuyorlar. Bek de bu tarafa yaklaşıyor. Trabzonspor şu bölgeyi tamamıyla riske ediyor. Oraya girecek bütün oyuncular orada pozisyon bulurlar. Oraya atılacak bütün paslarda oyuncular direkt Uğurcan'ın artık becerisine kalır. Becerisine, kalmış. inisiyatifine bırakır o pozisyonun akıbetini. Peki Adana Demirspor maçında da takımın benzer sorunları yaşayacağını düşünüyor musun? Adana Demirspor'un top rakipteyken karşılama biçimi kendisi açısından ideal. Top kendisindeyken savunma hücum geçişleri arasında oyuncuların konumlanma problemi yaşadığını görüyoruz. Şimdi bu kimi futbol adamlarının deyimiyle fantazi santrforsuz oyun. Şu kadroya santrforsuz oyun. Bazı futbol adamlarına göre fantazi. Ben olayın teknik taktik boyutlarından baktığım zaman şu dörtlünün ön tarafta konumlanmaya çalıştığı pozisyonlarda bir tanesini İstanbul'u birini de NDI'ya dersek şöyle bir konum aldığını görüyorum. Bunu Trabzonspor karşısında da muhtemelen bu şekilde çıkacaktır. Yapacak. Anlayışından vazgeçmez. Önde sıralanmış, kümelenmiş dört oyuncunun bütün akıbetleri Badu Endiaya'nın taşıyacağı toplara bağlı. Burada o kadar devasa bir boşluk ve ha. o kadar fazla bir rakip kalabalığı var ki Adana Demirspor'un santrforsuz ön alana yerleşim yaptığı hücumlarda ya Stamboli direkt top atacak bir oyuncuya birebir eşleşilmiş oyunculardan bir tanesine top atacak artık o da oyuncunun inisiyatifine ve becerisine kalmış olacak ya da Badu Endia'ya ekstra işler yapacak Maksimum performans gösterecek. 2-3 kişi oyundan düşürecek ki bu oyuncular avantajlı pozisyonda Olabilirim. olsun. Atağı sonlandırabilsin. Şimdi bu çok ciddi bir sorunsal. Adana Demirspor'un sezon başından beri yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de Belhanda'yı geriye getirdiklerinde artı bir geride opsiyon sağlıyorlar. Ama mesela sağ kanadında oynayan Akintola'nın toplu oyundaki becerisi çok düşük. Yusuf Sarı da kendi kendine tabiri caizse eziyet eden bir oyun anlayışına sahip. Sol taraftaki Onyekuru çok fazla gol odaklı. Emre Akbaba da Skor bölgesi haricinde hiç etkin olmayan bir adam. Şimdi bu bölgeyi asıl yaratıcı hale getirecek oyuncuyu orta sahadaki pas istasyonu Olarak yaptığınızda yapıyormuş. buradaki oyuncularla bunların bağlantısı kopmuş oluyor. İş tamamıyla Belhanda'nın inisiyatifine kalıyor. Belhanda'nın herhalde e, futbol kariyerindeki özetlerinden birisidir. Zaruri sorumluluk alma durumu. Galatasaray'da ekstra sorumluluk alması gerektiği için kendini aşan görevlerin altında ezildi. Adana Demirspor'a geldi şimdi 4-6-0 belli bir işlerliğe oturdu. Sistem olarak rakiplerini zorlayan bir anlayışa yerleşti fakat Belhan da buradaki bağlantıyı sağlamadığı sürece ön alanla orta alan arasında çok ciddi bir kopukluk yaşanıyor. Adana Demirspor'un bu kopukluk sorunsalı Trabzonspor karşısında kendine sorun çıkartabilir. Trabzonspor'un oyun anlayışı değil. Şimdi bunu Montella nasıl çözer bilmiyorum sezon sonunda Montella kalıp bundan sonraki süreçte aynı oyun anlayışıyla devam eder mi onu da bilmiyorum. Te masada tercihlerden bir tanesi midir bilmiyorum. Ama şu oyun anlayışını sürdürülebilir hale getirmek Adana Demirspor'un oyuncu profilleri itibariyle çok zor. Bir tane sahte dahi olsa santrafor bu oyunun akış şeklini değiştirir bana göre. Muhakkak bir santrafora ihtiyaçları var diyorsun. Kesinlikle. Bir de Öne yerleştiğinde mesela merkezde boşluk bırakıyor bu takım ama 4-6-0 diyebileceğimiz kadar 6 tane rakip oyuncuyu karşılayan oyuncu geçişlerde yok. Yani bu 6 oyuncunun geriye dönüşleri ileriye çıkarkenki süratinde olmuyor. Bu ciddi bir sorunsal. Adana Demirspor'un sol beki tek hamleli bir oyuncu. Hücum açısından inanılmaz bir opsiyon. Hiç beklenmedik yerlerden, beklenmedik şutlar atabilen bir oyuncu. Saha içerisinde çok büyük artılar sağlıyor ama herhangi bir fulleli kanat oyuncusuyla baş başa kaldığında inanılmaz rahat geçiriyor. Hele ki çizgiye yakınsa. Devamlı arkasına oyuncu istiyor. Yani burada mutlaka birisi olması lazım. Çünkü o hamleyi yaptıktan sonra ben aldım aldım. Alamadım. Alamadım, bir alamadım bir tehlike bir yaratacak. Kademin birisi alması lazım. İşte bu da Adana Demirspor'un bütün savunma varyasyonunu değiştirip bu tarafa akıtmak zorunda kalıyor. Burada sağ açık oyuncusu Yusuf ya da Akintola her kimse kim oynayacaksa. Bazen Emre Akbaba da sağ tarafa yakın oynuyor. Emre de oynayacaksa bu oyuncunun üstüne ekstra sarım, savunma görevi düşmek Aslında zorunda. Aslında çok kalıyor. karışık ve çok böyle profillerin birbirine uymadığı bir kadro ama e, bu yani bu haftaya kadar 24. haftaya kadar fena Çok da. iyi fena gitti. E, kesinlikle yani hani senin söylediğin açıkları minimum düzeyde verdiler ki tamamını vermiş olsalar herhalde e, ligin çok altlarında görürdük. Giresun spor maçında Giresun erken bir kırmızı bir de Giresun çok önemli bir oyuncusu kırmızı kart gördü. Erken kırmızı kart görmeseydi muhtemelen bu yorumları Giresunspor maçından sonra yapardık. Çünkü Adana Demirspor bu noktaya kadar iyi getirdi ama şimdi Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı vardı. Vura vura gitti. Rakipler meseleyi algıladıktan sonra Fenerbahçe sekteye uğradı. Valerian İsmail'in sezon başında ön alan baskısı o dar alanda böyle bol miktarda oyuncuyla ve aşırı derecede coşkuyla yapılan ön alan baskısını geniş alana yayıldığını gördüğünde rakipler etkisiz kaldığını fark etti o tarafa doğru bir mail oldu. Beşiktaş sekteye uğradı. Galatasaray'ın süreci biraz daha farklı. Trabzonspor aynı şekilde. ikinci üçüncü bölgede bol paslı, işte bol şut opsiyonu yaratan oyun şu anda yok. Şimdi lige başlarken üç planla başlamak bu yüzden önemli. 4-6-0'ı Montella'nın bugünkü bulunduğu konuma getirdi ama 4-6-0'ın çözüldüğü noktada kulübeden yapacağı hamle nedir? Önemli Mesela mi? Balotelli gibi bir isim vardı. Adana Demirspor'da Balotelli her tarafa etki ediyordu. Balotelli sonradan da girse, ilk 11'de de başlasa artı 3 oyuncu demek Balotelli. Ön tarafa burada atacağınız oyuncu kim var? Kulübeden gelip de takımın sistemini değiştirecek, rakibi şaşkınlığa uğratacak oyuncu kim? Her birinin yedekleri var. Mesela Akintola çıkıyor, Yusuf giriyor. Emre Akbaba çıkıyor, bir başkası giriyor. Belhanda varken işte İstanbul'u farklı bir görev alıyor. Belhanda çıkınca farklı bir görev alıyor. Asom Balonga var ön tarafta. Birçok sayılabilecek oyuncu var ama birini çıkardığında iş yapacak oyuncular. Kadro mühendisliği bu şekilde kurgulanmış. Ben Adana Demirspor'un Trabzon karşısında çok ciddi zorlanacağını düşünüyorum ama Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı Adana Demirspor'un bu eksikliklerinden faydalanır mı bilmiyorum. Maçın sonucunu muhtemelen sürpriz goller belirler. Peki o zaman eklediklerini aktardıkların için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarımızda da konuşmamızı istediğiniz herhangi bir takım ya da bahsetmemiz istediğiniz herhangi bir taktik varyasyon, işte formasyon varsa bunları soru olarak bizlere yorumda belirtebilirsiniz. Her programın akabinde sorulara zaman ayıracağız. Bu sorular üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hatta bazen soracağınız sorular programın gündemini bir sonraki hafta için belirleyici olabilir. O yüzden bizleri yorumlarda yalnız bırakmayın. Beğenim ve paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Daha fazla futbol severle buluşmamız sizlerin elinde. Önümüzdeki hafta Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümünde görüşmek üzere.